Heyecanlanmam diye düşünüyordum ama buraya gelince tekrar heyecanlandım. İnsanın hayatının özellikle hayatında boş vaktinin olması hep bana tuhaf gelmiştir. Dolayısıyla ben çalışmayı ve üretmeyi seven biriyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımı etkilediği şu hadisi şerif: kişinin günü eşit olduğunda aldanır. Gündüzü gecesinden eğer bereketli değilse lanetlenmiştir. Eğer gündüzüne ilave katmamışsa ziyandadır. Cenneti arzulayan Allah rızası için koşturmalıdır. Bu hadisi şerifin hayatımda iki günümün aynı olması endişesiyle etkisinde kaldığından dolayı iki günümün aynı olması endişesiyle her zaman kendi adıma bu konuda endişe yaşadım. Dolayısıyla liseyi bitirdikten sonra çalışmaya başladım. Çalışma hayatıma, benim açımdan etkileyen ve çok kıymetli olan Fikret Özdemir abi, başörtüsü mazlumların ilk avukatı olan Fikret Özdemir ağabeyimin yanında çalışmıştım. Kendisinin Fatih'te Genelik Evi'nde bir işletmesi vardı. Orada 16 yaşında çalışmaya başladım ama bu çalışmaya başladığım yer aslında bana birçok şeyi bir arada öğrenmeme vesile oldu. Özellikle orada Fikret ağabeyim kız kardeşim dediği ve bana birçok nasihatlerde bulunmuş olması ve bu konuda da her zaman için bana yol göstericiliği gerçekten çok kıymetliydi. Bana her zaman şunu söylerdi: bir Müslüman okuyarak iyi yerlere gelmeli ve kendi inandığı değerler üzerine mücadele etmeli derdi. Kendisinin de mücadelesini de anlatırdı. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra kendisi düz liseyi tekrar okuduğunu ve bu hurayla alakalı işletmedeki ailesine vermiş olduğu desteğinin yanı sıra dergide çıkartmış olduğu yazılarının ve o yoğun iş temposundaki istikrarı, o mücadelesi hep etkilemişti beni. Tabii ki bana karşı olan nasihatleri sadece o kadar değildi. Orada birlikte çalışmış olduğum hanımefendi ablalarım özellikle bu konuda bana da destek veriyorlardı. Bir gün ablamızın bir tanesi bir öğlen yemeğinde benimle beraber Beyazıt'a gittik. Onunla beraber Beyazıt'a gittik ve Beyazıt'ta o İstanbul Üniversitesi'nin işte ihtişamlı kapısını göstererek bana dedi ki, sen terzilik mesleğini kastederek koluna altın bileziğini al ama ne yaparsan yap ama okumaktan vazgeçme diyerek bana bu noktada telkinde bulundu, nasihat verdi. Dolayısıyla aslında 16 yaşında biri olan için bu nasihat çok manidardı ve kendime şunu söyledim: İnşallah dedim, mesleğimi elime alacağım ve bir gün okuma noktasındaki gayretimi artırarak şu üniversite kapısından içeri giremesem de üniversiteyi bitireceğim diye kendi kendime bir hedef belirlemiştim. Sonrasında çalıştığımız yerde hakikaten oradaki çalışanlara dikkat ederek dikiş dikmeyi kendi kendime öğrendim. Hafta sonları artık kumaşlar alıp kendime kıyafetler dikebiliyordum ve işimde uzmanlaşmıştım. Sadece çalışma hayatım yoktu aslında. Çünkü çalışma hayatının yanı sıra kendimi ilim açısından da beslemem gerektiğine inandığım için Suffe dediğimiz bir meclis vardı. Süreyya Yüksel ablamın önderliğinde kadınların bir araya gelerek ilim almış oldukları çok kıymetli bir yerdi. Süreyya ablam da gerçekten çok kıymetliydi bizim için. Çünkü bize sadece bir kadın olarak var olmanın dışında buralardaki ilim meclislerinde donanımlı hale gelip Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamayı ve toplumsal sorunlara duyarlı olabilerek bununla ilgili çalışmalarda var olmayı öğütlerdi. İslamcı kadınlar için Suffe tarih açısından çok özel bir yerdi. Orada sadece ilim meclislerinin dışında sadece bizler yoktuk. Çok kıymetli olan yazar çizer ablalarımızla beraberdik aslında. Orada Cihan Aktaş, Şule Yüksel Şenler, Sibel Erastan gibi ablalarımız da vardı. Onlarla birlikte aslında düşünce üzerine oturumlar yaparak onların dizinin dibinde yetişiyorduk. Suffe belki mekansal olarak küçük bir yerdi
ama yaptığı işlerle ve kıymetli ablalarla birlikte çok özel bir yerdi. Başörtüsü yasağına çok fazla ses getiren, yani oradaki kardeşlerimizin sesi olmaya gayret eden bir ilim meclisiydi. Anadolu'dan gelen, evsiz kalan o öğrencilere sahip çıkan ve orada İslam'ı öğrenmek için yol arayan bütün hanımefendilere, hanımefendilerin var olduğu bir ilim kapısıydı aslında Suffa. Ben çalışırken bu tarz meclislerden hiç Allah'ın izniyle hiç oralara gitmeme noktasında hiç şey yapmadım. Yani oralardan hiç eksik kalmadık. Allah'a hamdolsun ki o meclislerde her daim olduk. Çalışma hayatımızın tabii ki bu sürekliliği devam ediyordu. Bir gün ben modelistlik mesleğini bitirdikten sonra Yeni Bosna'da bir ihracat firmasına başvurdum. İhracat firması beni mülakata çağırdı. Yeni Bosna o dönemde asfaltın olmadığı, yolların olmadığı merkezden uzak yerlerdi. Firmalar da çok uzak ve sapa yerlerdi. Yani ulaşımı zor olan yerlerdi. Neyse güç bela oraya gitmek nasip oldu. Firmaya ulaştım. Mülakat için benim gibi 10-15 kişi orada duruyordu. Mülakata çağırdıkları sırada herkesi sırayla davet ederlerken müdür bana dönerek şöyle dedi. Siz dedi yanlış geldiniz herhalde. Hayır, modelistlik başvurusu için geldim diye cevap verdim kendisine. Sonra alaylı bir tavırla bana dönerek sizin başörtünüz ve kıyafetiniz burada çalışmanıza uygun değil diyerek herkesin içerisinde azarladı. Ben çok üzülmüştüm. Başörtümden ve kıyafetimden dolayı modelistlik mesleğimi icra etmemi engelleyen bir sebep olarak başörtüm orada bir sebep olarak gösterilmişti. Sonrasında vazgeçmedim. Aslında çalışmadaki mücadelemiz devam ediyordu. Ben tekrar başvurdum. Uzun süren bu iş başvurularımın sonunda Yahudi firması, ihracat firması benim kılık kıyafetime, başörtüme bakmaksızın işteki mahirliğime bakarak beni işe aldı. Orada bir müddet çalıştım. Daha sonrasında ben 1990'lı yıllarda tabii ki başörtülü okumak zordu, sorundu ama başörtülü çalışmak da zordu. Sonrasında Gürünhan'ın 9. katında Sultanhamam Piyasası ve Osman Bey Piyasası'nın bu daha çok bulunmuş olduğu orada tekstil piyasası için önemli olan bu tür yerler. 9. katında modelistik bürosunda çalıştım. Burada da özellikle model üretiyorduk. Ürettiğimiz modeller firmalar tarafından gelip beğenilerek daha sonra seri üretim yapılıyordu ve mağazalarda satışa sunuluyordu. Burada beni çok etkileyen bir şey var. Yahudilerin özellikle buradaki iş ahlakıyla karşılaşmış olduk. Burada biz model ürettiğimiz için kumaşçılar modelleri ürettiğimizde daha çok kumaş satacaklarından dolayı bizim model bürosuna çok fazla gelirlerdi. Oraya yerli kumaşçılar geldiklerinde kumaşlarını satabilmek için kendi kumaşlarını övüyorlardı ama başka yerli kumaşçıların kumaşlarını övmüyorlardı, kötülüyorlardı. Yani kendi kumaşlarını satabilmek adına bizi ikna etmeye çalışıyorlardı. Diğer kumaşçıların kumaşı kötü diye. Peş peşe gelen bu kumaşçıların arkasından Yahudi firmasına ait kumaşçılar geldiğinde firmanın elemanı olan Yasef Bey masanın üzerine kumaş örnekleri olan kartelaları yerleştirmeye başladı. Ve bu arada Nebahat ablamız, birlikte çalıştığımız ablamız dedi ki sizden az evvel diğer Yahudi firmasına ait Ezgi kumaşçı bu kumaşların birebir aynısını getirdi. Bunu söyler söylemez Yasef Bey masadaki bütün kumaşları hışımla toparlayarak abla o zaman benden alma, kardeşimden al dedi bu kumaşları. Çünkü bizim aramızda fark yoktur. Sen ben yok, biz vardır dedi. Nebahat ablayla ikimiz birbirimize bakarak çok şaşırdık. Az evvelki sahne yerli kumaşçıların birbirini kötülerken, kumaşlarını satabilmek adına arkalarından konuşurken ama Yahudiler
aksi davranışı sergiliyordu. Ben Yosef Bey'e döndüm, dedim ki, Yosef Bey, neden böyle davrandınız? Kişi kendisi için istediğini başkası için de istemeli, dedi bana. Sana yapılmasını istemediği şeyi sen de yapmamalısın başkasına, dedi. Bu söz Peygamber Efendimiz'in hadisini hatırlattı bana. Öyle güzel bir söz ki aslında Peygamberimin hadis-i şerifi, canım kudret olan Allah'a yemin ederim ki kişi kendisi için istediği şeyi kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz. Eyvahlar olsun dedim. Eyvahlar olsun ki bizim düsturumuz olan şey, davranış başkaları tarafından şiar edinmiş. Aslında bu da bir mücadeleydi. İslam ahlakının, Müslüman ahlakının iş hayatındaki tezahürünün yerleşmemesiydi. Sonrasında ben de o sahalarda yeni çalışan biri olarak kendi iş ahlakımın, hal dilimin ne kadar önemli olduğunu, aslında davet ve tebliğ oluşturduğunu ve bunu hayatıma geçirmenin, sadece kendi hayatıma değil, bütün Müslümanların hayatına geçirmesinin önemine dair düşündüm. Dolayısıyla ben söz dilinin sustuğu, beden dilinin konuştuğu nesaetin, hiçbir kulağın reddetmediği ve hiçbir faydanın hiç diğer faydalarla bir olmadığını görmüş oldum. Günün Han'ın çalışma ortamı, bir kadının çalışma ortamı açısından düzenlenmiş bir yer değil. Hijyenik de değil. Yani çok rahat ortamlar değil. Ama öyle ortamlarda çalıştık. Ve ortamlarda ben namazlarımı asla terk etmedim. İstikrarlı namaz kılıyor olmam, benimle birlikte çalışan kardeşlerimin, arkadaşlarımın etkilendiğini ve hal dilinin onların üzerinde tesir oluşturduğunu gördüm. Onlar da namaza başladılar. Ve çalışma hayatında bir Müslüman olarak davranışlarımızın, beden dilimizin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha fark ettim. Çalışma hayatıyla birlikte tabii okuma aşkı hiçbir zaman içimden eksik olmadı. Dolayısıyla ben okuma aşkıma dair olan o hayalimi, hedefimi gerçekleştirmek için harekete geçmeliydim. O dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi için kayıtları açtı. Dolayısıyla ben tekstilde çalıştığım için o yoğun tempo içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki o açık liseye kayıt olmayla ilgili belgeleri hazırlama konusunda çok yeterli bir vakti sahip değildim. Ama hazırlayabildiğim kadarını hazırladım, nasılsa vakit var diye düşündüm. Sonrasından da pazartesi gününün son günü olduğunu duyunca tekrar belgelerime baktım. Muhtarlıktan alacağım bir belgenin eksik olduğunu gördüm. Ve hafta sonuna gelmiştik. Dolayısıyla pazar günüydü, kapalıydı ve pazartesi günü sondu. Ben bu fırsatı kaçırmamalıyım dedim. Tekrar bir mücadele başlamıştı. O belgeyi benim kesinlikle elde ederek kayıt olmam gerekir diye harekete geçtim. Muhtarın evini bilmiyordum, muhtarın evini araştırdım. Uzun süren araştırmanın sonunda neredeyse pazar akşamına denk geliyordu. Akşam ezanı okunacaktı. Muhtarın evini nihayet buldum. Muhtara derdimi anlatınca ve benim de okuma azmimi görünce muhtar dayanamadı. Geç bir saat olmasına rağmen giderek muhtarlığı açtı ve gerekli belgeyi hazırlayarak bana verdi. Evet, ben elde etmiştim belgeleri. Ertesi gün kayıt olmuştum. Ama asıl mücadele tekrar burada tezahür edecekti. Çünkü başörtüyle okumak gerçekten zordu. Sınavlara girdiğimiz zaman başörtülü şekilde sınavlara girmemizi hocalar kabul etmiyordu. Buna engel oluyorlardı. Ama Allah'a hamdolsun ki bizler mücadelemizde devam ettik. Bu mücadele daha sonra eylemlere dönüştü. Bu eylemler
1998 yılında başörtüsü mücadelesi 4 milyonun katıldığı inanca saygı, düşünceye özgürlük, el ele insan zinciriydi. Ve 4 milyonun katılmış olduğu bu insan zinciri CNN tarafında, o zaman internet yok, cep telefonu yok. Böyle büyük bir organizasyona imza atılmıştı ve biz bu olaya şahit olmuştuk. Anadolu'nun en ücra köşesine kadar el ele tutuşulacaktı. Kimse birbirini tanımıyordu. Kilometrelerce şehir dışlarına kadar çıkan bu insanlar başörtülü okuyamayan kardeşlerimizin sesi oluvermişti. Ben buna şahit oldum çünkü Cerrahpaşa'dan başlayan bu eyleme ben de katılmıştım. Özellikle oğlum küçüktü ve kucağımdaydı. Öyle bir aşkla, öyle bir heyecanla, öyle bir sevdayla katılmıştık ki o dönem. Bu eylemin sonunda başörtüsü yasağı kalkacak diye inanmıştım. Ben inanmıştım. Katılanlar inanmış mıydı bilmiyorum ama maalesef inandığımız olmadı. Dünyada ses getiren bu eylem aslında başörtüsü yasağının kalkmasına engel olamamıştı. Ve uzun süren bir yasağın devamıydı bu. Biz tabii ki mücadelemize gene devam ettik. Suffa gibi ilim meclislerinde ve farklı yerlerde okuma gruplarında var olarak çalışmalarımıza devam ettik elhamdülillah. Bu arada çalışma hayatıma da devam ediyordum. Yani çalışma hayatında olmuş olmam bu meclislerden asla geri bırakmıyordu beni elhamdülillah. Ve buralardaki çalışmalarımı sürdürürken iş hayatımla alakalı kendim yeni bir atılım yaptım. Burada 20 kişiye yakın bir elemanım oldu. Yani bir yer açtım, tekstil firması. O süreç içerisinde 20 tane elemanım vardı, 15 tane makinem vardı, 3 paskaram, 3 tane ovarlığım, ütüm derken büyük bir yer açmıştık. İşlerimiz gerçekten çok iyiydi. Çok yoğun mesaisi olan bir çalışma temposuna girmiştim. Bu beni gerçekten ilim meclislerinden ve oradaki çalışmalardan alıkoyduğu için ben şuna kanaat ettim, orada çalışmam. Dünya hayatı için çalışmam, sadece maddi açıdan çalışıyor olmam beni tatmin etmiyordu. Dolayısıyla orayı kapatarak daha çok vakıf alanlarında Allah rızası için çalışmaya gayret ettim. Tabii 2013 yılında başörtüsü yasağı bitti. 2013 yılında başörtüsü yasağı bitince benim gibi başörtüsünden dolayı okuyamayan arkadaşlarım üniversitelerine dönerek okula devam ettiler ve ben de bitirdim sosyoloji mezunu. Diğer arkadaşlarım ve kardeşlerim de öyle Allah'ın izniyle. Sonrasında da tabii önümüz açıldı, okumaya devam ediyoruz. Bir de yüksek lisans yapalım dedik ama yüksek lisans yaparken öncelikle danışman hocam olan Alev Erkilet hocama da buradan teşekkür etmek istiyorum. Onun bana desteğiyle ve disiplinli çalışmamızla bunu başardık. Ben çok yoğun tempoda çalışan biriyim. Dolayısıyla gündüz iştesiniz, akşam okuldasınız, eşiniz var, çocuğunuz var. Ama bu tempo içerisinde Allah için çalışmaktan alıkoyan her ne varsa, hangi yoğunluğunuz varsa hiçbir işin sizi alıkoymaması gerektiğine inandığım için her birini bir arada yürütme gayreti içerisinde oldum. Elhamdülillah muvaffak oldum ve mezun oldum. Burada tabii tek başına bu mücadeleyi vermiyorsunuz. Sizinle birlikte bu mücadeleyi veren çok kıymetli bir eşinizin olması lazım. Ama onun ötesinde mücadeleyle alakalı bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Mücadele etmek, hayat bir mücadele zaten. Müslüman mücadele ruhuna sahip olup dirilmeli ki o mücadele ruhunda dipdiri kalarak önündeki engelleri aşabilmeli. O aşabileceği engelleri aşma noktasındaki iradesi kendi tercihine bağlıdır. Eğer aşma noktasındaki o engelleri inanmıyorsa aşamayacağına zaten kendisi pasif olmuş demektir. Dolayısıyla ben burada sözlerimi bitirmeden evvel dediğim gibi benimle birlikte hayatın her alanında paydaş olan ve beni her zaman
her anımda bana destek olan kıymetli eşim ve çocuklarıma ben çok teşekkür ediyorum. Onun ötesinde de Rabbime karşı sorumluluğumu icra ettiğim yer olan İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin o Kur'an'ın kutlu mesajını ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini yayan misyona sahip olan bu yapı içerisinde son nefesime kadar özellikle hizmet edebilmeye Rabbim nasip etsin diyerek, dua ederek bitirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni dinlemek için gelen dostlarıma da ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun.